Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Bugün işsizlik rakamlarını karşıladık TÜİK tarafından. Temmuz'da %12 olarak açıklandı. Önceki rakam %10.6 seviyesindeydi. Fakat manşet rakamın %10'lardan 12'ye çıkmasının yanı sıra aslında bugün piyasanın da odağında olan konu altı iş gücü oranı ve yine yaratılan istihdam oranıydı. Şimdi o tarafa bakıldığında özellikle geniş tanımlı işsizlik dediğimiz altı işsizlik oranı %23.6'ya çıktı. Halbuki rakam Haziran ayında 22.4'tü. Temmuz'da yaklaşık 1.2 puanlık geniş tanımlı işsizlikte artış yaşandı. Genç nüfustaki işsizlik ise %23.1'e yükselirken istihdam oranı da %31.3 seviyesinde kaydedildi. Şimdi iş gücüne katılım oranları yine Temmuz ayında gelen. Orada dikkatimizi çeken de özellikle 0.6 puanlık artış, iş gücüne katılım oranının %51'in üzerine yükselmesi, 51.2 seviyesine gelmesi ve sektörel dağılıma bakıldığında da sanayide 287 bin, inşaatta 60 bin kişi düşüş oldu. İstihdamda, hizmetlerde ise 454 binlik bir artış var. Şimdi bu oldukça önemli. Biz de buradaki detayları konuşacağız. Venezia Mega Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü bizimle olacak. İlk bölümde konuğumuz. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi AVM'ler, alışveriş ve yaşam merkezlerindeki cirolar, doluluklar, tüm bunları soracağım ama bugün gelen en sıcak bir gelişme haber ekonomik veri işsizlik rakamı TÜİK'ten ve orada hizmetler sektöründe bir artış kaydedildiğini görüyoruz Temmuz ayında. Haziran'daki açılmadan sonra hizmetler çok uzun süredir daralıyordu, hizmet sektörü. Fakat bir toparlanma olduğu aşikar. Biraz sizden dinleyelim. Sizdeki istihdam rakamları nasıl? Pandemiyle ne kadar düştü, ne kadarlık kayıp oldu orada? Oradaki son detayları paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii ki. Aslında bizim sektörde çok fazla kayıp olmadı. Hatta kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıldığı için ve işten çıkarma yasağı olduğu için uzunca bir süre sabit kaldı. Sektörde yaklaşık 600 bin çalışan var. 450 tane alışveriş merkezi var. Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra da zaten hani hem birikmiş ihtiyaçların karşılanması için bir alışveriş merkezlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Hem de yüksek sezona girildi. Bayram süreci geçti. Dolayısıyla 650 bin kişi korundu. Hatta üzerine de çıktı düşünülüyor. Biz en azından kendi İletişim platformlarımızda yaptığımız istişarelerden diğer yöneticilerle bunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bu sektörde sektörün dinamikleri yerine yavaş yavaş oturmaya başladığı için bir iş gücü kaybı şu an için söz konusu değil. Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Peki şimdi tabii burada özellikle yeni dönemde konuştuğumuz şey de şu. Yani evet, normalleşme, açılma, tekrar bakıldığında doluluk oranları arttı. Ama burada mağazalar, özellikle AVM'lerin içerisindeki mağazaların cirolarında, karlılıklarında ve tabii ki AVM'lerdeki gelirlerde de aynı oranda artış yok. Yani bugünden yarına hemen hızlıca 2019'a, pandemi öncesine dönemez. Belirli bir süre aslında bu kapasitenin devam etmesi lazım. Biraz bahseder misiniz ondan? Ne kadarlık bir kayıp yaşandı? Bunun telafisi ne zaman olabilir özellikle karlılıklarda? 1 Temmuz'da sistem tam açıldıktan sonra bir toparlanma sürecine girildi. Tabii ki pandemi öncesi özellikle 2019 verilerine çok kısa sürede dönmek kısa vadede zor ama o toparlanma süreci de çok önemliydi aslında. Ziyaretçi sayılarında şöyle söyleyebilirim. Pandemi öncesi 2019 verileri, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin açıkladığı günlük ortalama 6,5 milyon ziyaretçi ağırlıyordu alışveriş merkezleri. Şu an bu sayı 5 milyonlar civarında. Yani eskinin %70'lerinde diyebiliriz ama yeni dönemde tekrar açılmadan sonra tüketici alışkanlıklarının da biraz değişmesiyle birlikte alışveriş sepet ortalamaları çok artmaya başladı. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı daha düşük ama cirolar eski dönemleri yakaladı. Hatta Temmuz ayında %40'lar seviyesinde eski dönemin üzerine çıktı. Enflasyon etkisini arındırdığınızda da bir artı bir oran görünüyor. Okul öncesi alışveriş oldu bayramdan sonra. Hani önemli günlerdir. Okula dönüş alışverişi çok önemlidir sektörde.
Bunun bir yoğunluğu oldu. Ağustos ayı da Temmuz ayı artık bayram ayı olduğu için ve hemen öncesinde 15 Temmuz resmi tatil olduğu için kısmen insanlar tatillere gittiler ama alışveriş merkezleri de bundan çok faydalandı. Bu dönemde çok ciddi cirolar çıktı. Hemen arkasında da Eylül başında okulların açılmasıyla birlikte back to school denen işte okula dönüş alışverişleri yoğun bir şekilde olmaya başladı. Turist sayıları da tabii ciroları çok etkiliyor alışveriş merkezlerinde. Onların sepet ortalamaları çok yüksek. Halihazırda turist sayılarında da çok ciddi bir düşüş olmadı ki özellikle bize gelen Arap, Orta Doğu ağırlıklı ve Balkan ağırlıklı ülkelerden gelenler için de aslında okul dönemi başlamış durumda. Ama hani Eylül ayı da aslında iyi başladı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç çok önemli. Bu toparlanma süreci yıl sonuna kadar devam edecek. Tabii bunlar büyük oranda pandemiye endeksli durumda. Kısıtlamaların kalkması iyi oldu. Fakat tedbirlerin devam etmesi ve vaka sayılarının artmaması gerekiyor. Aşılama oranları takip ediyoruz. Günden güne artarak devam ediyor. Aşılama şu anda tek çare aşılama olarak görünüyor. Hastalığa bir belki ilaç bulunana kadar diyebiliriz. Dolayısıyla iyi bir hareket var. Bu hareketin devamlılığı çok önemli. İnsanlar özellikle perakende tarafı bir nefes almış oldu. Alışveriş merkezleri tarafında da tabii zorlu bir süreç geçti. 2 senelik bir süreçte kiralarda indirimler yapıldı, hiç alınmadığı dönemler oldu. Ciro kiralar alındığı dönemler oldu. Ama o tarafta da stabil duruma doğru bir gidişat görünüyor. Dediğim gibi bu süreç çok önemli. Yıl sonuna kadar olan süreç çok önemli. Düzelme sürecinden sonra eskiye daha yaklaşılacaktır diye düşünüyorum. Peki devam edelim buradan ve biraz isterseniz bu bahsettiğiniz aslında önümüzdeki dönemdeki aşılanmayla beraber normalleşmenin devam etmesiyle beraber eskiye dönüş olacak diyorsunuz. Burada tabii ciro kârlılık kadar elbette sektördeki borçluluk oranları da önemli. Ben biraz bu tarafı da sorayım. Hem sizin AVM yatırımlarınız özelinde hem de Venezia Mega özelinde nedir şu an bilançodaki borçluluk rakamları, rasyoları? Bunu yapılandırma yönünde bir iştah olacak mı önümüzdeki dönemde sektörde? Sektörün 58 milyar dolar bir yatırımı var, toplam yatırımı. Bunun da 15 milyar doları yabancı sermaye aslında. Tabii sektörün sırtında çok ciddi bir yatırım borcu yükü var. Bu da tamamen gelirlere endeksli olarak değişiyor. Biliyorsunuz 2018 yılında dövizden Türk lirasına bir geçiş oldu kiralamalarda. TÜFE'yle bir takım artışlar yapılıyor. Orada bir alışveriş merkezleri tarafında bir kayıplar söz konusu oldu. Fakat pandemi sürecinde bir takım kredilerde kolaylıklar sağlanması, işte kiralardaki KDV indirimi ki Eylül sonuna kadar devam ediyor. En çok da kısa çalışma ödeneği insanların hani nefes almasını sağladı diyebilirim. Çünkü gelir olmadığı zaman en büyük maliyetler personel maliyetleri olmaya başlıyor. Bu dönemi bu şekilde atlatabilmiş olduk tüm sektör olarak. Cirolar tabii alışveriş merkezleri özelinde ve markalarda en önemli parametre. Cirolar iyiyse kiracılar kiralarını ödeyebiliyorlar. Ortak giderlerini ödeyebiliyorlar. Yeni kiralamalar yapılabiliyor çünkü sektör birbirini takip ediyor. Hangi alışveriş merkezinde cirolar nasıl gidiyor biliyorlar. Verimsiz olan belki mağazalarını kapatıyorlar bu dönemde de bu söz konusu. Daha verimli alışveriş merkezlerine gitmeye başlıyorlar. Tabii taşlar yerine henüz oturmadı. Dediğim gibi toparlanma sürecindeyiz. Markaların yaşadığı pandemi sıkıntılarından bir tanesi de stok yönetimi oldu. Çünkü eski dönemlerde sezon geçişlerinde hangi ürünlerden ne kadar üreteceklerini, ne kadar stoklayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Fakat kapanmaların ne zaman olacağı, ne zaman geri alınacağı çok net olmadığı için, bir takım sürprizler yaşandığı için ürün tedarikinde ve stoklamada ciddi sıkıntılar yaşadılar. Yurt dışından ithal edilen ürünlerde de benzer şekiller oldu. İşte konteyner krizinden tutun kur krizine kadar birçok etken oldu.
Bunların hepsi tabii sistemi biraz bozmuş oldu ama alıştık diyebiliriz. Hani pandemiyle yaşamaya alıştık, onun dinamiklerine alıştık, sektör de alıştı. Önemli olan tabii bundan sonra kısıtlamaların gelmemesi. Yani bunun için de tedbirlerin artırılması. Biz aramızda istişare ediyoruz. Kısıtlamayı kimse istemiyor artık. Çünkü ekonominin bunu kaldıracak çok fazla gücü kalmadı. Tedbirlerin artırılması söz konusu olabilir. Bunun da en önemli şey aşılama aslında. Biz kendi alışveriş merkezimizde aşı köşesi yaptık. İlçe çalışma müdürlüğü geliyor her gün aşılama yapıyor. Tüm personelimizi aşılattık. Teşvik ediyoruz, duyuruyoruz. Bunun sürmesini istiyoruz. Yaklaşık %55'ler seviyesinde olduğunu biliyorum. İki doz aşı olan kişi sayısının. Bunun %80'lere çıkması gerekiyor toplumsal bağışıklığın kazanılması için. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçi sayılarından bahsettim ama hani günlük ortalama 5 milyonlar diye. Bundan sonraki süreçte belki de çok eski dönemlerde olduğu gibi çok fazla ihtiyacı olmadan alışveriş merkezine gitmeyebilir insanlar. Peki şimdi sürenin sonuna geldik Oğuz Bey. Çok özür dilerim, bölüyorum ama son bir dakikanın içerisindeyiz. Özellikle bu yeni yasama dönemindeki olası sınırlamalar, bir yandan perakende yasasını konuşuyoruz, bir yandan bu sınırlamaları. Ben bunu da sormak istiyorum. Şimdi taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare bürüt kiralanabilir, alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Şimdi burada tabii bir AVM'nin herhangi bir AVM arasındaki kapıdan kapıya mesafesi en az 5 bin metre mesafe olacak vesaire. Şimdi bunu biraz yorumlar mısınız bizim için son bir iki dakika içerisinde? Sektör etkisi ne olur bu kararın ve tabii doğru mu, bu da tartışılıyor. Bundan sonrası için geçerli aslında. Hali hazırda yatırım yapılmış olan alışveriş merkezleri için geriye dönük yapılabilecek bir uygulama değil. Doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hani rakamları, mesafeleri vesaireyi bir yana bırakırsanız, alışveriş merkezi yatırımlarının tamamen kamu otoritesinin kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla arz var. Ülke genelinde 14 milyon metrekare kiralanabilir alan var. Bunun da yaklaşık %70'i dolu durumda. Dolayısıyla yeni yatırım yapmak zaten zor görünüyor ama yapılacaksa da gerçekten ihtiyacı olan lokasyonlar seçilerek yapılması çok önemli. Bunu sağlamaya yönelik bir adım olarak görüyorum. Değişiklikler olabilir gidişatta ama bu tip tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Oğuz Bey değerli katılımınız için. Teşekkür ediyorum. Bu düzenlemelerden sonra son dönemde zaten azalan bir iştah vardı yeni yatırımlar konusunda orada. Elbette bu düzenlemenin de etkisi olacak Oğuz Bey'in de bahsettiği gibi. Geçelim buradan sanayi odalarına.